Merhaba, hafızalarımızı tazeleyen program Arşivci'ye hoş geldiniz. Toplumumuzun pek çok kesimince değiştirilmesi konusunda yoğun talep olan, ancak ne hikmetse bir türlü değiştirilemeyen 82 Anayasası yine gündemde. Anayasalar, bireyin devlete karşı haklarını korumak ve geliştirmek prensibine dayalıdır. Ancak pek çok bilim insanına göre 82 Anayasası bu prensibin tam tersi bir mantıkla hazırlandı. Devleti bireyin üzerinde baskı unsuru haline getiren, özgürlükleri kısıtlayan yasakçı bir zihniyetle. Bu akşam burada anayasanın içeriğiyle ilgilenmeyeceğiz. Arşivcinin bu bölümünde 82 Anayasası'nın nasıl bir ortamda ve kimler tarafından hazırlandığını araştıracağız. 82 Anayasası'na giden yolun başlangıcında bir askeri darbe vardı. 12 Eylül 1980, Türkiye tarihinde karanlık bir devrin sonu ve 3 yıl sürecek başka bir karanlık dönemin başlangıcı olmuştur. 12 Eylül sabahı İstanbul'un sokakları, caddeleri, meydanları bomboştu. Koca bir ülkenin sokakları boşaltılmıştı. 12 Eylül sabahı sadece meydanlar değil, zihinlerimiz de boşaltılmıştı. Milyonlarca insan bundan sonra ne olacak sorusuyla baş başa, kulaklar radyoda, gözler televizyonda bekliyordu. Sabahın erken saatlerinden itibaren radyo ve televizyonda duyulan tek ses bir askerin sesiydi. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren aralıklarla ekranda beliriyor ve şu sözleri söylüyordu. Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletine hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerini kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak. Ara sıra boş sokaklarda yankılanan postal sesleri eşliğinde bu meşhum Eylül sabahında akıllarımıza 20 yıl önce yaşananlar geliyordu ister istemez. Acaba yine aynı şeyler mi yaşanacaktı? 27 Mayıs 1960 sabahı da radyolarda duyulan bir anonsla ülkenin yönetiminin bir grup subayın eline geçtiği, halkın seçtiği mevcut siyasi iktidarın silah zoruyla devrildiği anlaşılmıştı. Gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Yönetimi eline geçiren junta kendisini meşrulaştırmak için Milli Birlik Komitesi ismini almıştı. Milletin vekillerini, bakanlarını, başbakanını ve hatta cumhurbaşkanını tutuklamış, işkence etmiş, hatta başbakan ve iki bakanını idam etmişti Milli Birlik Komitesi. İktidar mensuplarını toplu halde yargılarken aynı zamanda yeni bir anayasa hazırlatıp son değişikliklerine de kendileri karar verip hayır demenin yasak olduğu bir propaganda döneminden sonra halka onaylatmıştı. Türkiye yaklaşık 2 yıl bu juntanın yasaklarla dolu yönetimi altında kalmıştı. Gelecek günler için ümitlerimizi karartan bu acı hatıraların eşliğinde 13 Eylül sabahı gazeteler vasıtasıyla yeni yöneticilerimizle tanışıyorduk. Bu sefer Milli Güvenlik Komitesi değil, Milli Güvenlik Konseyi'ydi yönetimi ele geçiren. Amaç ise demokrasiyi rayına oturtmaktı. Tıpkı 1960'ta olduğu gibi birçok siyasi gözaltına alınmıştı. Ancak bu sefer sadece iktidar değil, bütün siyasiler hedefteydi. Başbakan Demirel, muhalefet liderleri Ecevit, Erbakan ve Türkeş gözaltındaydı. Bütün yurtta sıkı yönetim ilan edilmiş, tüm belediye başkanlarının ve valilerin işine son verilmiş, yerlerine askerler geçmişti. Artık egemenlik kayıtsız şartsız milletin değildi.
egemenlik kayıtsız şartsız birkaç kişinin eline geçmişti. Hem de öyle bir egemenlik ki yasama, yürütme ve yargı erklerinin tamamı. Şu anda yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın kimler tarafından ve nasıl bir ortamda hazırlandığını incelemeye devam ediyoruz. Yaptıkları darbeyle padişahlarda bile bulunmayan bir gücü ellerine geçiren darbeciler ilk basın toplantısını 16 Eylül'de yaptılar. Kendisini devlet başkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ilan eden Genelkurmay Başkanı Kenan Evren bu basın toplantısında darbenin nedenini şu cümleyle açıklıyordu. Bu harekat demokrasiye indirilen darbeyi ortadan kaldırmak için ordunun ve milletin isteği doğrultusunda yapılmıştır. Yani demokrasi ortadan kaldırılmasın diye demokrasi ortadan kaldırılmıştı. Evren, eğer müdahale yapılmasaydı gizli ve hain güçler silahlı kuvvetlere de sızarak birkaç yılda onu da bölme yoluna gideceklerdi şeklindeki sözleriyle de ülke yönetimine el konulmasının bir başka sebebinin kendi yönetimindeki ordunun bölünmesini engellemek olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Darbecilerin bu basın toplantısında bundan sonra yapacaklarına ilişkin ortaya koydukları plan ise şöyleydi. Mevcut anayasa ortadan kaldırıldığı için önce geçici anayasa yapılacak. Bu geçici anayasayı ise askeri yargıçlar hazırlayacaktı. Sonra yeni bir anayasa hazırlamak için kurucu meclis oluşturulacaktı. Bu arada mevcut işlerin yürütülmesi için de bu 5 generalin tayin edeceği kişilerden oluşan bir geçici hükümet kurulacaktı. Evren, basın mensuplarının demokrasiye tekrar ne zaman geçileceğine ilişkin sorularını ise en kısa zamanda şeklinde yanıtlıyor ve bir tarih vermiyordu. Türkiye'de yeni bir dönem başlıyordu. Artık her şey darbeci generallerin oluşturduğu Milli Güvenlik Konseyi ve liderleri Kenan Evren'in iki dudağının arasındaydı. Kimse eleştiremez ya da muhalefet edemezdi. Durum ciddiydi. Devletin bütün kurumlarının ve yetkililerinin durumun ciddiyetinin farkında oldukları ise ertesi gün gerçekleştirilen törende açıkça görülebiliyordu. 16 Eylül'deki basın toplantısından bir gün sonra generaller kendilerini bir anlamda meşrulaştıracak bir tören hazırladılar. Ant içme töreni. Bu törende darbecileri tebrik etmek için oluşturulan iki kuyruk vardı. Birisi askerlerin, diğeri ise sivillerin tebrik kuyruğu. Sivillerin kuyruğunda Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Hakimler Kurulu başkanlarının başı çektiği görülüyor. Bakanlık müsteşarlarından rektörlere ve Diyanet İşleri Başkanı'na kadar herkesin darbeci generalleri tebrik için bekleştiği dakikalar kameralara işte böyle yansıyordu. Törenin yapıldığı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin salonuydu. Generaller millet egemenliğinin tecelli ettiği yeri seçmişlerdi ant içme töreni için. Okudukları metin ise milletvekili yemininin biraz değiştirilmiş haliydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda yapılan bu yemin töreni sırasında milletin vekillerinin gözetim altına alınma süreci bütün hızıyla devam ediyordu. O gün gözaltına alınan 50 parlamenter arasında Deniz Baykal da bulunuyordu. ...82 Anayasası'nın mimarlarını tanımaya devam ediyoruz. Demokrasiyi rafa kaldıran ve silah zoruyla ülkenin yönetimini ele geçiren generaller... ...her alanda kendi tarzlarını ortaya koyuyorlardı. Şimdi bu tarza güzel bir örnek getiriyoruz ekranlarınıza. Arşivimizin tozlu raflarından indirdiğimiz bir darbeci ve üniversite rektörleri arasındaki çok ilginç diyaloğu... ...daha doğrusu monoloğu birlikte izliyoruz. Sene 1980... Bir süre önce darbeyle ülke yönetimini ele geçiren Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, üniversite rektörlerine makamında üniversitelerin yapısı ve özellik hakkında ders veriyor. Bir tarafta 82 Anayasası'nın mimarı, diğer tarafta bilim adamları. Evren konuşuyor, hazır ol vaziyetinde bekleyen bilim adamları.